Bursa'dan, yağmurlu bir günden hepinize merhaba. Bugün beni biraz daha yakından tanımak için buradasınız. Maçlarım nedeniyle Bursa'da çok fazla bulunamıyorum. Ama eğer buradaysam, henüz çok yeni başladığım, beni heyecanlandıran öğretmenlik görevimi yapmak için ilk iş okulum Güzide Hafız Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'ne geliyorum. Peki ama ben kim miyim? Merhaba, ben Neslihan Yiğit. Evet arkadaşlar, başlayalım. Arkadaşımızın yaptıklarını tekrarlıyoruz. 25 yaşındayım. 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümüne milli sporcu olduğum için YÖK tarafından atandım. 2016 yılında ise mezun oldum. Arkadaşlar kollarınız daha gergin. Milli sporcu olduğum için 2019 yılında millilik ataması sonunca öğretmenlik görevime başladım. İstediğim bir meslekti çünkü çocuklarla uğraşmayı seviyorum. Onlara bir şey katmak beni mutlu eder. Okula ilk gittiğim gün çocuklarla kendimi ifade edememekten korktum. Bana çok yakın ve sıcak davrandılar. Kendimi onlara anlatabildim ve onlar da beni anladı. Umarım bundan sonraki süreç de böyle devam eder. Bu sabah erken saatlerde maçtan geldim. Evde durmaya fazla vaktim yoktu çünkü okula gitmem gerekiyordu. Şimdi ise bir an önce eve gidip dün oynadığım maçı babama izletmek istiyorum. Onun fikirleri benim için çok önemli. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Annem, babam, ablam ve ben. Ablam evlendi. 2 tane yeğenim var. Annem ev hanımı, babam ise emekli. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz. Beni anlayan, bana değer veren ve beni dinleyen bir aile olduğu için çok şanslı hissediyorum kendimi. Merhaba, kimler gelmiş, hoş gelmiş. Hoş bulduk anneciğim, ne yapıyorsun? Arkadaş gibiyiz. Anne babadan çok kendimi anlatabildiğim, karşımda iki birey görmek beni çok mutlu ediyor her zaman. Annemi tek kelimeyle anlatamam, çok fazla anlamı var. Karnım aç mı kızım? Yok anneciğim. Arkadaşlarımla dışarıda yiyeceğim, birazcık yorum. Çay içer misin? Olur annem. Anne bilgisayarı açayım da babama maç izleteyim anne. Annem herkese karşı çok cana yakın, sevgi dolu ve her zaman bizi evin içinde güldürmeye çalışan bir insandı. Çok neşelidir. Yani bu hayattaki tek varlığım diyebilirim. Çünkü her zaman yanımda, iyisinde, kötüsünde. Neslihan azimli, çalışkan, başarmayı seven bir çocuk. İlkokul işe giderken öğretmeni bunun başarısını görüyor ve bırakmıyor bunu. Neslihan o zamandan bu zamana kadar başarısıyla buraya kadar geldi. Baba ve anne olaraktan biz bunu hep destekledik. Antrenör de destekledi. Neslihan devamlı yurt dışında olduğu için biraz ayrı kalıyoruz işte. Özlüyoruz, o da özlüyor Neslihan bizi. Biz de Neslihan'ı çok özlüyoruz. O geldi mi evimiz daha farklı oluyor. Sana en son yakın maçı izledin mi? Babam duygularını çok fazla ifade edemez aslında. Ama bizi sevdiğini her zaman söyler. Çok duygusaldır. Yani mutluluğunda da üzüntüsünde de hemen ağlar. Onun için ona fazla böyle bir şey söyleyemiyoruz. Sadece her zaman iyi olmamızı istediğini biliyoruz ve ona göre davranıyoruz. Neslihan çok inatçı, başarmayı sever, azimli, bırakmaz yani yarı yolda. Yani el açık, hayırsever, yani kimsenin kalbini kırmaz. Rakibin kim? Kaynaklı. Olimpiyatlara gitti mi daha önce? Gitti, 2012, 2016 hepsinde yarıştı. Neslihan çok inatçı bir çocuktu. Ablasına bisiklet aldım, ablası binemiyordu. Bisiklete binmeyi heves ediyordu. Ablasından önce kendisi öğrendi düşerek kalkarak ve başardı da yani. Hep maça çıkmadan önce konuşurum, dualarınızı eksik etmeyin, maça çıkıyorum derim ve maçtan çıkar çıkmaz ilk onlara haberdar ederim. Babam her zaman çok konsantre ol, ben senin her zaman yeneceğine inanıyorum, hep yanındayım der. Ben dışarı çıkıyorum, arkadaşlarımla buluşacağım, sonra da antrenmana gideceğim. Yendiğimde her zaman tebrik ederler, mutlu olurlar ama yenildiğimde de vardır bir hayır, üzülme derler. Hep sen kazanacak değilsin, kaybetmeye de bilmek gerekir derler.
Bazen çok nadir de olsa arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmeye zaman ayırabiliyorum. Dışarıya çıktığımız zamanlarda arkadaşlarımızla genelde Bursa'da çok fazla vakit geçiremediğimiz için bazı yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bazen kafeye gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz, sıradan şeyler yaptığımız zamanlar da oluyor ama genelde yani Bursa'yı keşfetmeye çalışıyoruz diyebilirim. Mesela İnkaya Çınarı'na gidiyoruz, set başında geziyoruz, Tophane'ye çıkıp Bursa'nın manzarasını bile seyrettiğimiz zamanlar oluyor. Dışarı çıktığım zamanlarda bana ekstra motive oluyor tabii. En azından şunu görüyorum, eğlenmeye de vaktim oluyor, kendime enerji depoluyorum ve mutlu hissediyorum. Arkadaşlarımla bir şeyler paylaşıyorum, ortak anılarımız oluyor. Benim ve arkadaşlarım için de rehabilitasyon gibi bir şey oluyor açıkçası. Kuzen olmamızın dışında aynı zamanda çok yakın arkadaşız da. Yani çok farklı bir bağımız var onunla. Maçlara gidip geldiği için çok görüşemiyoruz. Aynı zamanda benim de okulum olduğu için. Aşırı pozitif bir insan. Hani ben ne kadar bazen olayın farklı boyutundan baksam da hep bana iyi yönden bakmayı gösteriyor. Hep bardağın dolu tarafından baktırıyor şahsen. O yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Nesna'nın başarılarıyla ilgili yani hepimiz çok gurur duyuyoruz aile olarak da, kendi arkadaş çevremiz olarak da. Çünkü yani ilklerde olan biri ve hani yılmayan, sürekli tempoyla hani azimle çalışan bir insan. Ben onun yerinde olsaydım bu kadar çok çalışmayabilirdim. Çünkü çok aşırı yoğun bir temposu var. Yani bu her insanın kaldırabileceği bir şey değil. Çok güçlü bir irade lazım. Hani ben pes edebilirdim yani. Dayanamayabilirdim açıkçası. Şimdi artık antrenman zamanı. Berkay'la salona gitmemiz gerekiyor. Malum Çağatay Hoca salonda bizi bekliyor. Spora 9 yaşında başladım. Şu anki antrenörüm Çağatay Taşdemir tarafından seçildim. Sporcuları çok küçük yaşta seçiyoruz. Daha 9 yaşında, 8 yaşında sporcuları seçiyoruz. Bir takım özelliklerine bakarak, işte fiziki özelliklerine bakıyoruz, çabukluğuna bakıyoruz, esnekliğine bakıyoruz, koordinasyonuna ve reaksiyonuna bakıyoruz. Bu çocukları seçiyoruz ve bunlarla çalışmaya başlıyoruz. Her seçtiğimiz çocukla uzun süre çalışmamız mümkün değil. Zira motorik özellikleri çok iyi olan çocukların huy olarak da çok iyi olması lazım ki uzun yıllar çalışırsınız ve başarılı olabilirsiniz. Neslihan bunlara bir örnektir. Çalışmayı çok sever, mücadelecidir, savaşçı bir ruhu var. Hiçbir zaman müsabakayı bırakmaz. Daha kaç ay geçmesine rağmen çalışmamızda biz ekip olarak Neslihan'daki bu ışığı gördük. Yani ileride gerçekten iyi bir sporcu olacağını sinyallerini bize verdi. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü antrenmanı genelde sizin için şekillendireceğiz. Daha çok çabukluklara ve reaksiyona yönelik antrenman yapacağız. Gerek küçük yaşta aldığı dereceler, gerekse ileriki süreçte daha 15 yaşındayken Avrupa 17 yaş altı seçmelerinde 2009 yılında iki tane birden final yapması ki bu bir ilkti o gün itibariyle Türkiye'de. Bugünlerin sinyallerini verdi aslında. Sporcunun kendine özgüvenli olması, aynı zamanda da oyun içerisinde yaratıcı zekaya sahip olması, savaşçı bir ruha sahip olması, teslimiyetçi olmaması, mücadeleci olması sporcuyu diğerlerinden ayırıyor. Aynı antrenmanı yapıyorlar, her gün aynı salona geliyorlar, aynı çalışmaları yapıyorlar ama işte bu özellikler birini diğerlerinden daha farklı yerlere getirebiliyor. İşte Neslihan da bu sporculardan bir tanesi. Thank you.
çok ağır antrenmanlar yaptığımızı hatırlıyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz ve bazen ağlıyorum antrenmanlarda, artık dayanamıyorum çünkü canım acıyor. Yoruluyorum, bittiğim zamanlar oluyor. Sadece maçın sonucunu hayal ederek antrenman yapıyorum. Hani mutluluğumu görüyorum. Diyorum ki hani bunu yapmazsam başaramam diyorum. Bunu biliyorum. Ve sonunda mutlu olduğumu gördüğüm için sonuna kadar çabalıyorum. Salondaki bütün çocuklar her zaman yanımda oluyor. Bu benim için çok büyük bir avantaj. En ufağından en büyüğüne kadar herkes salonda bana yorgunken, düştüğüm her anda hadi abla yapabiliriz, hadi koş, hadi daha fazlasını ver dediği zaman ben çok mutlu oluyorum ve gerçekten canı gönülden isteyerek çalışıyorum. Nesrin abla çok enerjik ve cana yakın biri. Genelde antrenmanları beraber yapıyoruz. Nesrin ablayla antrenman yapmanın bize artı yönleri çok. Maçtan döndükten sonra bize yaptığı vuruşları, işte hataları burada gelip beraber değerlendiriyoruz. Ona göre çalışmaları düzenliyoruz. Kendisiyle 7 yıl önce, yani ben spora başladığım zaman tanıştım. Tam o zamanlar 2012 Londra Olimpiyatları vardı. O da en genç sporcu olarak ve ülkemizi ilk defa temsil eden kişi olarak katıldı. Etrafta onun fotoğraflarını görmek, afişlerini görmek benim için daha da bir merak uyandırdı spora ve ilgimi arttırdı. Aynı salonda çalıştığımız için bizim için büyük bir örnek. Yaptığı çalışmalar, maç tecrübeleri, bunları duymak, görmek bizim için büyük bir avantaj. 2012 Olimpiyatlarına giden ilk Türk badmintoncu oldum. Bu benim için çok gurur verici. Olimpiyatlara gittiğimde ilk gördüğüm atmosfer beni çok etkiledi. Çok büyük bir salon, büyük bir seyirci. İlk maçımı kazandım. İkinci maçım ise Çinli bir rakiple oynadım. Aşırı derecede çok heyecanlıydım. Yenildim. Bu benim için bir tecrübe olmuştu. Ondan sonra kendime yeni hedefler koymaya başladım. Olimpiyatlardan sonra Akdeniz Oyunlarına katıldım 2013 yılında. Hem tek bayanlar hem çift bayanlarda altın madalya kazandım. 2018 yılında Akdeniz Oyunlarında tek bayanlarda tekrardan şampiyonluğa ulaştım. Bu benim için çok önemli bir başarıydı. Yılında olimpiyatlar için katıldığımız turnuvalarda çok iyi dereceler ve puanlarla geri döndüm. Olimpiyatlarımızın bir süre olmasına rağmen kısa sürede olimpiyatlara katılmayı garantiledik. Bundan sonraki süreçte puanımı biraz daha artırıp olimpiyatlarda avantajlı bir gruptan başlama hedefiyle çalışmalarıma devam ediyorum. Büyük hayalim. Olimpiyatlara gitmek, Avrupa'da derece almak vesaire, bunun gibi şeyler kesinlikle değil. Tek istediğim dünyadaki en iyi kızlarla maç yapmak, onlarla aynı seviyeye gelmek, bu yaptığım antrenmanlar, geçirdiğim zorluklar ancak o seviyeye ulaşırsam beni tatmin edecek. Sadece olimpiyatları veya Avrupa'da derece yapmayı hedef olarak görmüyorum. Sadece dünyadaki ilk 10'da olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum.